benim bir kazağım var. Kardeşimle değiştirmek istiyorum. Faiz olur mu? Çünkü benim kazağım biraz daha kaliteli. Şimdi kitaplarda anlatırken Mustafa Bey, ödünç vermek, ariyet vermek, kiralamak, hatta ariyet kiralamak diye geçiyor. Mesela misli benzeri olmayan şeyler ödünç verilmez böyle. Kazak bunun gibidir. Ama aynı, desenleri de aynı, kalitesi de aynı. Kalitesi aynı değil, desenleri de aynı değil. Efendim desenleri tutturmuşlar. Olabilir. Ama ipliği aynı değil. Nasıl olur? Yani misli yok onun. Ha, tezgahtan çıkmıştır o kazakta. Ama onun ipliği birisi ince, birisi kalın gelebilir. Tam değil, misli misline değil. Benzeri değil. Misli olan şeyler ödünç alınır. Çünkü alırsın yerine koyacaksın. Misli olmayan şeyler mesela elbisedir, kazaktır. Bunlar ödünç verilmez. Ariyet verilebilir. Peki değiştirebilir miyiz? Ya onu bu şekilde böyle halk arasında yapılan değiştirme şekliyle yapmak uygun değil. Hani faizden korkuyor, acaba faiz olur mu falan diye. Bunun kolay ve çıkar bir yolu var. Bu kazanı abisine hediye eder, o da buna hediye eder, mesele biter. En çıkış kestirme yolu bu. Hatta şeyde ödünçte faiz anlatılırken kitaplarda, mesela evlerde çok oluyor. Komşu komşudan tuz alıyor, toz şeker alıyor, kesme şeker alıyor, un alıyor, bazen yağ alıyor. Tereyağı da alıyor, sıvı yağlar da alabilir. Mesela ödünç. Bir bardak şeker aldı diyelim. Bir bardak şeker aldı. İçindekini saydın mı? Değil. Saysan bile de aynı mı? O da değil. Yani bir milim aşağı, bir milim yukarı olmuş olsa faiz olur buyuruyor. Ödünçteki faizdir bu. Karşılıklı bu şekildeki verilen. Bir bardak aldım, bir bardak verdim canım, ne fark edecek? Yani oradan da kurtulabilmek için İslam alimler buyuruyorlar ki bir bardak un, bir bardak yağ, bir bardak aynı şekilde toz şekeri, bir bardak neyse küçük bir kap içerisine koydum tuz. Bunu hediye et. Faizden kurtulmak için. Şimdi insanlar zannediyor ki faiz deyince sadece banka hatırına geliyor. Halbuki bankanın statüsü de farklı. Ama öbürleri farklı değil. İster hani İslam ahkamının tatbik edildiği yerde yaşa, ister gayrimüslimlerin bulunduğu yerde yaşa. Bunlar zaman zaman değil, çoğu zaman karşımıza geliyor. Zaman zaman karşımıza geliyor. Ve ben diyor işte onun diyor kazanı ödünç aldım. Ödünç aldım giyiyorum falan. Ödünç aldım da benzeri yok onun. Nasıl söyleyeceksin? Ama ariyet olur bak. Ariyet ne demek? Ödünç demek. Ödünç alıyorsun, senin oluyor. Özür dilerim. Ha, kullanıp vereceksin. Ama üzerine bir şey olursa aynısını bulman lazım. Bulamazsın onun aynısını. Ya tezgahta dokundu ama yani o anda tezgahta... O değil. O değil. Yani, o değil. O değil. Ama ariyet olsaydı, kira olsaydı, başına kaza geldi. Dersin zaten kiralamıştım bunu. Başına bir kaza geldi. Karşılıklı olarak anlaşılır. Ya parası verilir veyahut da o gider der ki işte ben şu kazaktır, onun yerine bir tane alır verirsin. Bak onun yerine bir tane alır verirsin. Benzerini, mislini vermezsin. Yok çünkü. Misli yok. Ve bazı şeyler aynı olan şeyleri değiştirmek de lüzumsuzdur buyuruyor. Ben sana 1 lira vereyim, sen de bana 1 lira ver. Ne olacak? Ne işe yarayacak yani değiştirdiğimizde? Hiçbir işe yaramaz. Ama buğdayı buğdayla değiştirebiliyorlar. O da tehlikeli. Onu niye değiştiriyorlar? Ha, niye değiştiriyorlar? Mesela bizim, kalitesinden dolayı. Kalitesinden dolayı. Mesela bizim ben çocukken bizim köyde ekinin buğday cinsi vardı. Kunduru derlerdi. Yani cinsini öyle derlerdi. Sert bir buğdaydır. Ama unu kaliteli olur. Verimi azdır. İnsanlar ekmek yapmak için, tandır ekmeği için hususi onu ekerlerdi. Şimdi mesela Meksika buğdayı geldi. Şeyi çok. Danesi çok. Ama özü yok. Öyle bir özelliği söz konusu. Meksika buğdayıyla o kunduru buğdayı değiştiremezsin. Şeyleri farklı. Birisinin ağırlığı da farklı, öbürsünün ağırlığı da farklı. Hani böyle durumlarda değiştirmek şekliyle değil, satın almak. Ben bunu satın alayım. Faizden kurtulmak için. Veya hediye etmek. Başka çıkış yolu da söz konusu değil. Kurtulabilmek için. Hani bazen İslam ve toplum buramında zaman zaman dinleyicilerimiz de canlı yayında giriyor falan işte siz hani faize şey veriyorsunuz falan. Faiz deyince bunlar sadece bankanın vermiş olduklarından başka bir şey bildikleri de yok. Halbuki bu ödünçte faiz. Evin içerisinde yani aynı apartmanda oturanlar o kadar karşılıklı olarak bunlar yapılıyor ki hiç haberi bile yok. Faiz olur. Ne faizi deyi veriyor bir de onu hafife alıyor. İmanı da tehlikeye sokuyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için efendim burada yapacakları en güzel iş
Abisiyle kazaklarını değiştirmek yerine karşılıklı olarak hediye edince mesele bitiyor.